saygıdeğer misafirlerimiz, Çankırı ili Kurşunlu ilçesi Hacı Muslu Köyü Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu Mevlid-i Şerif programını teşriflerinizle onurlandırdınız. Sayın Çankırı Kurşunlu Belediye Başkanımız Şakir Kaymak, STK Başkanlarımız, Kadın Kolları Başkanlarımız, Dernek ve Yönetimimiz, kıymetli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Biz coşkulu, Türkiye Cumhuriyeti daima bayrak kalacak. Kurşunlu Demir Yolları İstasyon Şefi Mahir Demirtaş Bey, İvedik Organize Sanayi Fenişleri Müdürü Sayın Satılmış Erdoğan Bey, Hacım Bayram Veli Cami Emekli İmamı Hatibi Hafız Bilal Demiryürek Hocam, Sakarya İli Engelliler Federasyon Başkanı Emriye Köse, köyümüzün ölenlerini, şehit ve gazilerini anma adına yapmış olduğumuz mevlid programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Huzulata zeytin
Barine
gece kıla olan sevcan. Birdir Allah andan artık ilah yok. Ey azizler işte başlar söze. Bir vasiyet kılarız illa size. O vasiyet kim der imer kim tutar. Mis gibi kokusu canlarda tüter. Hak Teala rahmet eyle yana. Kim beni yol bir dua ile ana. Belki dile bu duada bulana. Fatiha-i Salide ben Süleyman kuluna. Peygamberimizin, peygamberlerin, sahabe ikramın, tabi'in, müştehid imamların, İslam'ı günümüze kadar getirmiş bütün alimlerin, bu cennet vatanı bizlere hediye etmiş aziz şehitlerimizin ruhlarına, bütün imanla ölmüş hısım akrabalarımızın, hemşerilerimizin, tüm müminlerin ruhu için, Süleyman Çelebi'nin ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha'nın as-salavat. Kabristanı gördüm bugün, nice canlar figan eder. Rahmet umarlar gün be gün, gözlerimi giryan eder. Allah 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 Allah. Üstüne konar kuşları, doğar rahmet güneşleri, merhameti Rahman eder. Doğar rahmet güneşleri, merhameti Rahman eder. Ne damet olduğuna yanmış hab-ı gafletten uyanmış. Rahmeti Hakk'a dayanmış ciğerleri bir yan eder. Allah 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 Çanakkale'den, Kıbrıs'tan, Kore'den, Dumlupınar'dan, Sakarya'dan, son olarak Afrin'den, Güneydoğu'dan, günümüze kadar, bugüne kadar din için, vatan için,
namus, şeref, haysiyet için fedai can etmiş bütün şehitlerimizi burada bize ayrılan zaman içerisinde okuduğumuz Kur'an ve Mevlid'e yad ettik. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Bize ayrılan süre şu anda burada bitti. Bundan sonraki programın icrasını sunucu kardeşimize mikrofonu verdikten sonra ne yapılacağını onlar size izah söyleyecekler. Allah Afrin'de aslanlar gibi çarpışan askerlerimize yardım etsin. Şehit olanlara kani kani rahmet etsin. Buraya toplanıp bu güzel merasime teşrif eden bütün hepinizden Cenab-ı Hak razı olsun. Tertip edenlerden, düzenleyenlerden Cenab-ı Hak memnun kalsın. Şehitlerimizin ruhları için, bütün geçmişlerinizin ve geçmişlerimiz ruhları için, vatanımızın, milletimizin, ordumuzun, yurdumuzun, dinimizin, diyanetimizin, hürriyet ve istiklalimizin ta kıyamete kadar payidar olması için, hayırlar fethi, şerler defi için, Allah rızası için yürekten birer Fatiha ve üç ihlas okuyalım. El-Fatiha. Çok değerli Çankırı Merkez İlçe Başkanı, Kurşunlu İlçe Başkanı, Mamak Belediye Meclis Üyemiz, değerli sendika başkanımız, çok kıymetli federasyonun yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, federasyonun kadın kolları başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, çok kıymetli Hacı Musu Dernek Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, değerli protokol, Hacı Muslu Köyü'nün çok değerli hanımefendileri, beyefendileri, değerli gençler, Hacı Muslu Köyü Güzelleştirme Derneği'nin düzenlemiş olduğu şehit ve gazileri anma programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben sözlerime başlamadan önce bugüne kadar Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden Viyana'ya, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, Kore'den Kıbrıs'a, Güneydoğu şehitlerimizden Fırat Kalkanı'na ve en son Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmuş, toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Kendim ve sizler adına da onlara şükranlarımı sunuyorum. Yine o günden bugüne ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yaşayan gazilerimize acil şifalar diliyorum ve minnettarlıklarımı buradan sizlerin huzurunda onlara sunuyorum. Tabi burası bir mevlüt programı. Cihat Başkanımız uzunca söylenecek her şeyi bizim adımıza söyledi. Bize çok söyleyecek bir kelime de bırakmadı. Sözü çok uzatarak sizleri de sıkmak istemem. Ben bu programı düzenlediklerinden dolayı Hacı Musul Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine bu programın düzenlenmesinde emeği geçen 2017 yılında vefat etmiş Hacı Musullu hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhla onların da ruhları şahit olsun. Ailelerine de böyle bir programa vesile oldukları için tebriklerimi sunuyorum. Onlardan da Allah razı olsun. Ben tekrar şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyerek sözlerimi tamamlıyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Başkanım, sizi göndermiyoruz. Hacı Muslu köyünden değerli bir kızımızın elinden köyümüzü temsil eden gelincik çiçeklerini çerçevelettik. Gülbin'in 2017 yılında dernek başkanımız Sayın
Cihat Bey'i buraya davet ediyorum. Ve belediye başkanımıza tüm hemşehrilerimiz adına bu tabloyu armağan edelim, belediyemize göndermek üzere. Ve başkanımıza, dernek başkanımızın çok size ve eşinize ufak bir armağanı efendim başkanımız size. 1919. Ve belediye başkanımız ayrılmadan başkanımız Cihat Demirtaş sahnede, yanına Cemil Çimen Beyefendi'yi alıyoruz. Değerli başkanımızın elinden önce Hacı Muslu Köyü Güzelleştirme ve Derneği Başkanı Cihat Bey hocam bir Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği yönetiminden Cemil Çimen Beyefendi. Ver misiniz? Sayın Fatih Demirtaş. Sayın Fatih Demirtaş. Cemil Bey ayrılmayın, toplu resim çekileceğiz. Sayın Fatih Güngör Bey. Geylani Kalem Bey. Ve toplu bir fotoğraf alacağız. Geylani Bey, biraz ileri gidebilir misiniz? Değerli misafirler, burada konuşurken bir şey unuttum. Onu da hatırlatmadan inmek istemiyorum. Buradan direkten gözükmüyor. Değerli İl Genel Meclis Üyemiz Dursun Çimen de burada. Kendisi 4 yıldır benimle birlikte köylerin her sorunu için her yere koşturmakta. Kendisine de sizden buradan bir alkış istiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, Hacı Muslu Köyü Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği'nin yönetimiyle beraber bir güle güle git oğul, yaşayın oğul ya Gazi, bu vatanın şu an kanı bastırma. Sessiz olmanızı, tüm salonun sessiz olmasını rica ediyorum. Evet, 1, 2, 3. Sustuk. Bilal hocam ağıt okuyacak. Kendisini de davet ediyoruz. We'll be right back.
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Yiğitler, yiğitler kan döker bayrak solmaya. Anadolu başlar vatan olmaya. Kızıl elmaya, hey kızıl elmaya. En güzel maçını vurmada rehber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Önde yalın kılıç Türkmen baş bu. Ardında Oğuz'un 50.000 tuğu. Budur peygamberin öldüğü Türkler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Kurulum tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşle çekilecek. Ne diye hala oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın bir vatandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Haberin yok gibi taşıdığın değerden. Evde sen, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Kızım, sen de Fatih'ler doğuracak yaştasın. Seni ancak
olsun Çanakkale şehitlerine ve gazilerine. Selam olsun senin adını mutluluklara, duvarlara, taşlara, kuşun kanadını yazanlara. Yazıklar olsun darbe yapanlara. Yazıklar olsun bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatanın milletine kurşun sıkanlara. Selam olsun bu vatana, bu vatanın her ekmeğini havluna kurşun yedim diyen şehitlerimize, gazilerimize. Selam olsun ön kuzulara, selam olsun özmenimlere, selam olsun Çakıroğlu'na, selam olsun Fethi Sekinlere, selam olsun. Tüm milletine, Ömer Ali Semirlere, selam olsun tüm Türkiye'ye, selam olsun Çankırı'mıza. Evet. Kayra yanımıza gelsin. Çocuklar biraz geri çıkın. Evet. Fon müziği alalım. Çocuklar biraz geri çıkalım. Evet. Bayram, atalarım göksel yere indirmiş daha yıldızı. Bir buluta sarmış da ki rengi şafaktan kırmızı. Onun teş kırmızısı ne gelincik ne de gülden. Türk oğlunun öz kanıdır, ona bu al rengi veren. Ay yıldızı gökyüzünün aynı yıldızından yüksek. Türk oğlunuz, Türk'ün anyasıdır, Türk duvarı yükseltecek. Ezmeye çalkalanıyordu deniz, soluyordu beniz, koşuyordu Anadolu'nun her toprağından Mehmetçikler, anneler, dedeler, hemşireler, 15'likler. Yetiyordu yetmesine de düşüyordu toprağa tek tek. Yükseldi yüce semadan, Kınalı Hasanlar, Seyit Onbaşılar, yemin etmeye koşuyordu, namus çiğnetmemek üzere Elif Kalesi'ne. Analar kınalıyordu erleri, gelinler bekliyordu Mehmetleri. Kara trenler taşıyordu askerleri. Ya şahit oluyordu Mehmet Çakal'a boğaz suları. Dökülüyordu toprağa Mehmetlerin solukları. Hani bir bayrak yükselecekti, ecdadın torunu marşını söyleyecekti. Son sözümüzdü Çanakkale. Yazdık öyle bir destan ki dinleyelim o marşın sesini. Korkma, sabahın sabahları al sandık. Sonradan yurdumun üstünde tutan ağaçlardan. O benim milletimi yıldızlı paylayacak. O benimdir, o
Afrin! Türkiye Cumhuriyeti daima payidar kalacak. Kabe'yi tam mahvetme.
Dostlar, Çanakkale'de ordumuzun neye ihtiyacı olduğunu birçok yerde duymuşsunuzdur. Hani bir somunla 6 kişinin yemek yemesi, bir tas hoşafla 3 günün geçmesi gibi. Ama bilir misiniz, Çanakkale'de en çok ihtiyaç duyulan şey morfindir, uyuşturucu. Bir tabip binbaşı sedyenin önünde durur, elinde enjektörle. Sonra önüne bir yaralı gelir, vücudu paramparça. Tabip binbaşı o yaralıya bakar. Eğer yaşayabilecek gibi ise ağrı çekmemesi için o narkozu ona enjekte eder. Eğer yaşayamayacak gibi ise kibar bir dille kardeşinizi şuraya götürün der. O gün nöbet Hasan binbaşıdaydı dostlar. Elinde enjektör aleti, sedyenin önünde oturur. Bir yaralı gelir. Yaralının karnı mayından dolayı yarılmıştır. İç organları görünüyor. Ve kardeşinizi arkadaki üzüm bağına götürün der. Bunu der demez yaralıdan bir ses gelir. Baba benim. Hasan binbaşı o yaralının hiç yüzüne bakmamıştır halbuki. Bir bakar ki o sesin sahibine kendi evladıdır. Ama hiç tereddüt etmez. Kardeşinizi kuru üzüm bağına götürün der. 2 saatlik morfin nöbeti bitince başka bir binbaşıya enjektörü verir, hemen evladının yanına gider Hasan binbaşı. Ve orada bir bakar ki gözünün nuru evladı şehit olmuş. Açık kalan o gözlerini kapatarak, evladım, vatan senden de benden de öncedir der. Bir başka hatıra daha, Diyarbakırlı onbaşı Ali kendisi anlatıyor. Diyor ki ben Çanakkale'de 6 ay görev yaptım. 6 ay boyunca yanımda bir ihtiyar vardı. Ak sakallı, asker elbiseli bir ihtiyar. 6 ay boyunca her gün onunla yemek yedik. Onunla sohbet ettik. Düşmana kurşun sıktık onunla, süngü takıp koştuk onunla. Sonra zafer ilhak oldu ve dedi ki, amca ben seni askerden sonra görmek istiyorum. Zafer kazanıldı, askere terhis verildi. Seni nerede bulurum, nasıl bulurum bana söyler misin? Ali, İstanbul Üsküdar'a gel, üftade de, seni bana getirirler. İstanbul Üsküdar'a gel, üftade amca nerede diye sor, sana söylerler. Tamam üftade amca dedim, gittim Diyarbakır'a. Ailemle hasbihal ettikten sonra 2 ay geçti geçmedi, ben üftade amcamı çok özlemiştim.
gideyim bir onun elini öpeyim dedim, çıktım İstanbul'a geldim. Gittim Üsküdar'a, dedim ki üftade amca nerede? Evladım senin üftade amcan kim? Bilmiyorum. Üsküdar'da üftade kimdir diye sor söylerler. Evladım Üsküdar'da üftade Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vardır. Ama o 1680 yılında vefat etti. Çanakkale daha dün. Bir gittim baktım ki meğerse bir şehitle birlikte 6 ay geçirmişim. Benim o koştuğum kişi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleriymiş. İşte Çanakkale böyle bir yer. İşte Çanakkale böyle bir yer dostlar. Alkışlarınızla Semazen kardeşlerimizi sahneye davet ediyorum efendim. Thank you.
teskin edemedi mübarek elini. Can o dilden aşık oldum mu?